Efendim ikinci el araç alıp satarken videolar çekmiş, hatta fenomen olmuştu. Her şey kurguydu, ironiydi dese de bakanlık 300 bin lira ceza kesti. Genç adama bir kötü haber de vergi dairesinden geldi şimdi ve 700 bin lira daha ceza yedi. Al Saat 8. bölüm, yolumuz Balıkesir'e, bakalım kaç para kazanacak. Toplam 1 milyon TL cezaya patladı bana bu ticaretlerim. Al Saat yaptı, videolar çekti. Vergisini ödemeyen sosyal medya fenomenine 700 bin lira daha ceza kesildi. Arabamızı 600 bin TL'ye almıştık. Noterde 601 bin TL'ye sattık olarak yazdırdık. Arabamızı tam tamına 745 bin TL'ye sattık. 1 milyon TL ceza yiyince erkekler. Görüşürüz. Bursa'da yaşayan Metehan Meşe ikinci el otomobil alım satımı yapıyordu ama yetki belgesi yoktu. Çektiği bir videoda 3 günde 135 bin lira kar ettiğim iddiasında bulundu. Cebimize kalan para 135 bin lira kılçıksız temiz para. Al Sat serisinde oynamış bir araba. Oradaki kişiler de, arabalar da, gösterilen kazanç da her şey kurgudur, ironidir. Başta ironi dedi ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Metehan Meşe 48 araç alıp satmıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan 300 bin lira ceza yemiştik en üst sınırdan. O da araba al sat yaparken yetki belgem olmadığı içindi. O fenomeni vergi dairesi de affetmedi. 700 bin lira ceza kesildi. O 700 binin içinde aslında benim eşimin üzerine sattığım, babamın üzerine sattığım, kayınçomun üzerine sattığım, vekaletle sattığım hep dahil. Toplam 1 milyon lira ceza yiyen Metehan Meşe belli ki hala akıllanmamıştı. Al sat yapmaya devam edeceğim. 135 bin lira kılçıksız temiz para.